Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tabii ki son dönemde özellikle çok önemli operasyonlara imza atıyor. Artık işbirliğinin de devreye girmesiyle daha farklı bir noktaya gelinecek gibi gözüküyor. Beklenti de o. Nedir o işbirliği? Irak'la ilk kez aslında bir işbirliği içerisine girilmiş olacak ciddi manada. Çünkü... Irak PKK'yı yasaklı örgüt olarak tanımladı ilk defa. Türkiye ile PKK'ya karşı işbirliği yapmaya da oldukça yakın hazır olduğu mesajını da zaten verdi. Biliyorsunuz 3 isim, 3 önemli isim Türkiye'den gitti. Bağdat'ta önemli görüşmeler yaptı Irak Kürt Bölgesel yönetimiyle Ve şimdi gözler Irak'ın kuzeyine yapılması beklenen o sınır ötesi operasyona çevrildi. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı da özellikle o güney sınırında 30-40 kilometre derinlikte hiçbir terör unsurunu bırakmamak üzere bir strateji izliyor. Harekat ne zaman başlar, ne zaman geniş çapta bir hareket olur? Zaten zaman zaman ciddi bir operasyon silsilesi oluyor, harekatlar oluyor ama derinleşecek gibi gözüküyor harekat. Hangi ortak adımlar atılabilir Irak'la? Ayrıntılar TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç'un haberinde. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. İlk ciddi sinyali bu sözlerle verildi. Gözler Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine yapılacak olası sınır ötesi operasyona çevrildi. Türkiye'yi bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Kritik açıklamanın ardından Ankara-Bağdat hattındaki temaslar yoğunlaştı, sınırdaki hareketlilik arttı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ilki Aralık ayında Türkiye'de yapılan güvenlik zirvesinin ikincisi için Irak'a gitti. Aralık ayında PKK'yı ortak tehdit olarak adlandıran Irak bu kez ilk defa yasaklı örgüt olarak tanımladı. O görüşmede başka ilklerde yaşandı. PKK'ya karşı ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi. PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı vurgulandı. İşte o kritik zirve kapalı kapılar ardında tamamen dostane bir ortamda gerçekleşti. Ankara'nın en önemli talebi ise ortak düşman PKK'ya karşı ortak harekat merkezi kurulması. Ancak öncelikle iki ülke arasında stratejik çerçeve belgesinin imzalanması gerekiyor. Bunun içinse gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında bu ülkeye yapacağı ziyarete çevrildi. Huzur ve güvenliğimiz için ve artık sıra son aşamaya gelecek. Titizlikle yürütülen çalışmaların ardından Türkiye Irak sınırındaki güvenlik kilidini kapatacak o adımı atacak. Mehmetçik Irak sınırında 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturacak. 2019'da başlayan Pençe Operasyon serisinin diğer tüm bölümlerinde terör örgütü adeta nefes alamaz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi yaz ayları Irak sınırında özellikle de zapt bölgesinde oldukça sıcak geçeceğe benziyor. Harekat öncesi bazı pürüzler de var şüphesiz. Onların başında da hala PKK'ya özellikle Süleymaniye'de kucağını açan Taliban yönetimi. İki KYB liderliği diyelim. PKK ile olan ilişkileri bizim için bir problem olmanın ötesinde artık bir ulusal güvenlik tehdidi olmuştur. Tabii Türkiye tarihi harekat öncesinde yalnızca Irak'la görüşmüyor. Bölgenin diğer önemli aktörleriyle de farklı kanallar üstünden temaslar kuruluyor. Başlıksa sınır geçişkenliğinin önlenmesi